Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu asit ve bazların özellikleri. Hayatımızda karşılaştığımız gıda maddelerinden bazılarının tadının ekşi, bazılarının acı olduğunu biliyoruz. Örnek vermek gerekirse limon, yeşil erik, yeşil elma gibi gıda maddelerinin tadı ekşi. Sivri biber, pul biber gibi bazı gıda maddelerinin tadı ise acıdır. Gıda maddeleri birer karışımdır. Eğer gıda maddesinin içerisinde bazı fazla miktarda bulunuyorsa tadı acı. Eğer asit fazla miktarda bulunuyorsa tadı ekşi olur. Yani gıda maddelerinin ekşi ya da acı olmasının sebebi asit ve bazlardır. Aksi belirtilmediği sürece hiçbir şekilde asit ya da bazların tadına bakılmamalıdır. Maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında belirteç, indikatör adı verilen maddeler de kullanılır. Bunlara örnek vermek gerekirse fenolftalein ve turnusol kağıtlarıdır. Asit ve bazların özelliklerine bakabiliriz. Asitle, asitlerin tadı ekşidir, bazıların ise tadı acıdır. Asitler ciltte yanıcı his uyandırırken bazılar ciltte kayganlık hissi uyandırırlar. Asitler ma mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirken bazılar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Asitlerin üzerine fenolftalein damlatıldığında rengi değişmezken, Bazılarının üzerine fenolftaleinde anlatıldığında renk değiştirdiğini gözleriz. Bazlarla birleşince asitler tuz oluştururlar. Aynı şekilde asitlerle bazlar birleştirdiğinde yine tuzlar oluşur. Asitler sulu çözeltilerinde ortama hidrojen artı iyonu verirken bazlar sulu çözeltilerinde ortama OH eksi iyonu verirler. Ayrıca asitler bazı metallerle bir araya geldiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bazı asitlerin suda çözünme denklemlerine bakalım. Suda çözünme denklemlerine baktığımızda yapılarında hidrojen bulunan asitler ortama hidrojen artı iyonunu verdiklerini görüyoruz. Fakat yapısında hidrojen artı iyonu bulundurmayan bazı maddelerde asit özelliği gösterebilir. Bunlardan bir tanesi karbondioksit. Suya at attığımızda, suda çözündüğünde ortama hidrojen artı iyonu verir ve asit özelliğindedir. Bazı bazların suda çözünme denklemlerine bakıyoruz. Gene yapısında OH iyonu bulunduran bazlar ortama OH- iyonunu veriyor ve bazik özellik gösteriyorlar. Fakat bazı bazlar yapısında OH bulundurma da baz özelliğine sahip olabilirler. Bunlardan bir tanesi amonyaktır. Amonya suya attığımızda çözündüğünde ortama OH- iyonu verdiği için bazik özellik gösterir. Sizler de verdiğimiz bu bileşiklerin suda çözünme denklemlerine bakarak asit ya da baz olup olmadıklarını belirleyebilirsiniz. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik